Manşete hoş geldiniz. Eski bir şarkı, eski bir kapak. Leman hatırlatmış. Orhan Gencebay. Orhan Gencebay'ın Murat Kurum'a yaptığı beste, şarkı neyse konuşuluyor. Orada değilim de onu dinletmeyeceğim de zaten. Fakat 80'i geçmiş bir sanatçının, Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının, unutulmaz eserler, dillerde pelesenk olmuş, bırakmış bir sanatçının geldiği durum buna ihtiyacın mı vardı? Dedirtiyor. Ya da politik duruşsa bir sanatçının politik duruşu iktidarı iktidarın zulüm politikalarını desteklemek midir? Ve dünyada esasen sanatçı duruşu esasen eylemci bir duruştur. Eğer illa bir duruş sergileyeceksen nötr de kalabilirsin. Sanatçı, sporcu fark etmiyor. Akademisyen nötr de kalabilirsin. Bunu da insanlar saygıyla karşılar. Fakat eğer bir sanatçı duruşu, bir akademisyen duruşu, bir gazeteci duruşu, bir sporcu duruşu sergileyeceksen bu gidişata itiraz etmektir, yanlış konuların altını çizmektir, aktivistliktir ve belli grupların sesini duyurmaktır. Ama şarkı sözüyle olur, ama besteyle olur, ama onların etkinliklerine katılarak olur ama dile getirerek olur. Bir yanda işte bir beyin felç, felç geçirdi. Beynine pıhtı atmış Kadir İnanır'ın durumu bir yanda Orhan Gencebay. Kadir İnanır, inanır teslim olamaz mıydı? Kadir İnanır'a teklif gitmemiş midir? Kadir İnanır iktidar saflarında olsaydı iktidar bunu en az Orhan Gencebay kadar büyük bir coşkuyla karşılamaz mıydı? Ama o Kadir İnanır ve işte o da Orhan Gencebay maalesef durum bu içine düşünen, düşülen hal, koskoca bir ömrü eder. yani geriye doğru yaptığın her şeyi çöpe atmak. Dinlemiyorum ben yani Orhancı veya Orhan Gencebaycı veya onun şarkıları. Evet onun şarkılarının çokça dinlendiği bir ortamda büyüdüm ama bazı şarkıları da hoşuma gitmiştir, dinlemişimdir ama yani Orhancı değildim. A Arabeske mesafem vardı. Fakat yani lüzum var mı böyle bir şeye? Hepsini çöpe attı. İnsanlar şimdi artık batsın bu dünya dinlemek istemiyor ki. Batsın bir dünyanın sözleri zaten protest sözlerdi. Protest bir şarkıydı. Evet Leman. Leman'ın kapağı neydi? Buydu. 2018 yılında Leman bu kapağı yapmış. İçinde Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay gibi isimlerin olduğu Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atanan 76 kişinin maaşları belli oldu. Kişi başı 11.794 lira yandaş maaşları. Ki şu anda 11.794 lira işte yani emekli maaşı ile asgari ücret arasında falan bir rakam. Ama o gün öyleydi. Yani bu da zaten şeyin geldiği durumu gösteriyor. Yani saraya kapılanan işte resimdeki isimler ortadaki vefat etti. Saraya kapılanan, saraydan maaş alan danışman kadrosuyla, üst kurul üyeliğiyle, şununla bununla kapılanan insanlar o gün 2018 Ekim 2018'de 11.794 liraya peylenmişti. Şimdi ne alıyorlardır kim bilir. Ve enflasyonu düşünün yani 2018 Ekim 2018 Mart 2024 beş buçuk yıl geçmiş 5 beş, beş buçuk yılda enflasyonun geldiği durum ve şu anda şimdi işte emekli maaşı mesabesinde. <laughs> evet böyle bir şey. Dönelim Zülfü Livaneli'nin mesajı çok konuşuldu ki Zülfü Livaneli önemli bir isim. Yani sadece bir sanatkar veya duruşu falan değil veya bu seçimde açıklayacağı oy değil. Zülfü Livaneli 1994 İstanbul adayıydı. Ve Tayyip Erdoğan'ın seçildiği e, o seçimde güçlü bir adaydı. CHP'nin adayıydı. Ve oradan çıkardığı dersle bu tweet'i attı. Diyor ki en fazla o gün... En fazla oyu almamıza rağmen bizi böldüler. Bütün ikna ve birleşme çabalarına karşın seçime 3 sol parti girdi. Aynı durum aynı yanlış bir daha tekrarlanmasın diye bu tweet'i atmış. Şimdi o gün neydi? Yani o gün işte bu farklı yelpazelerden çok fazla aday vardı. Kimi rahmetli oldu. Ahmet Vefik Alp gibi ama yani 3 sol parti ve 3 sağ partiden deve dişi gibi adaylar vardı. Ve Erdoğan onların arasından sıyrıldı çıktı. Livaneli, Ahmet Vefik Alp, Dalan, Ertuğrul Günay, İlhan Kesici, Anap'tan, işte Necdet Özkan, Recep filan. Şimdi oy dağılımı bu. Bu oy dağılımında sarıyla işaretlediklerim işte 3 sol parti. Zillivaneli'nin kastettiği bu. 3 sol parti 3 adayla çıktı. Yani toplasanız, oylarını toplasanız, şey olarak da rakam olarak da toplasanız, oran olarak da toplasanız yüzde... 30'u geçiyor, 35'i buluyor. İşte böyle bir bölünmüş yapıda ki... ...sağda 3'e bölünmüştü. Anavatan, Doğru Yol ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi. Diyelim ki anavatan'da Doğru Yol bir aday çıkarsaydı... ...gene oluyordu yani. Onlar da 37'yi buluyorlardı. İşte bu bölünmüşlükte... ...oylar bu kadar parçalı ...6'ya 7'ye parçalanınca... E, ...burun farkıyla önde bitiren... E, ...Tayyip Erdoğan... ...25'le İstanbul'u aldı. Sonra da zaten o zihniyet bir daha gitmedi. Şimdi de artık... ...son on yıldır öyle tahkim ettiler ki... E, ...hile hurda her şeye başvuruyorlar. Şimdi İBB Haber diye bir... M, ...Twitter hesabının... ...paylaştığı seni sırtından hançerleyene oy yok... E, ...şeysi... M, ...pankartı konuşuluyor işte... E, ...Kılıçdaroğlu pankartını yapmışlar... ...işte güya sanki Kılıçdaroğlu bu şeyi... ...kampanyayı yapıyor veya Kılıçdaroğlu'nun mesajıymış gibi. Şimdi önce ya yani troll hesapları oluyor, bir takım üretilmiş hesaplar oluyor falan. Fakat mesela İBB haber uzun zaman Ekrem İmamoğlu'nun sanki parodi hesabıymış veya ona destek veren bir hesapmış gibi olumlu paylaşımlar yaptı ama getirdi 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 tam seçime 5 kala operasyon hesabına döndü. İktidarın böyle unsurları da var. Yani içine birini sokuyor veya yanında tut, tutuyor. Hemen her devlet, hemen her parti, hemen her istihbarat örgütü de bunu kullanabilir. Yıllarca sen, senden bilirsin ama öyle kritik anda, öyle kritik bir hamle yapar ki iş işten geçer. Geçmiş olsun dersin. İBB haberde böyle bir şey. Tam bir proje yani. Kemal Kılıçdaroğlu tweet atmış düzeltmeye çalışıyor. Sahte pankart vesaire pankartçılar falan upuzun ama iş işten geçiyor yani. Bir de iktidarla anlaşması veya iktidarla bir mutabakatı olmadığı halde iktidarın ekmeğine yağ süren siyasi kadrolar var ki Akşener bunların arasında. Maalesef özellikle Mayıs 2000 hatta Mart 2023'den bugüne kadar götürdüğü getirdiği tavırla ve en son söylediği lafa bakar mısınız? AKP'nin varlığından CHP, CHP'nin varlığından AKP memnun. Şimdi orada CHP'yi çıkar iyi Parti'yi koy yani. Demirel kadar yol yürüdüm demiş bir yerde. Demirel kadar, Demirel kadar yol yürüdün ama Demirel olamadın. Demirel aldık kere başbakan oldu. Yedi kere başbakan oldu. Bir kere cumhurbaşkanı oldu. Zirveleri tuttu yani. Neyse geçelim. Metin Cihan'ı gerçekten dikkatli takip etmek gerekiyor şu süreçte. İktidarı e, dağıttı. Yani yurt dışında bir gazeteci Avrupa'da yaşıyor. Ve tamamen e, gerçek belgelere açık resmi belge ve bilgilere resmi kaynaklara dayanarak onları didik didik ederek iktidarın ve iktidar yandaşlarının İsrail ile ticaretini belgeledi ve bunu yalanlayamadılar. Hatta çıkıp bir de montaj diyen de oldu yani. Bas bas bağırıyor Metin Cihan. "Ya açık kaynaklardan herkesin bulabileceği belgeleri yayınlıyorum ben. Yalansa buna yalan deyin. Yalanlayamıyorlar, montaj diyorlar, üretilmiş diyorlar. Şimdi İsrail ordu ordunuz ordusuna limanımızdan yakıt yolluyoruz. Hava üstü desteği bizden, çelik, çimento, dikenli tel bizden." Askerinin yiyeceği içeceği bizden. Giydiği don da bizden ama silah yollamıyoruz. Gerçi silah da yolluyoruz ama sadece av tüfeği yolluyoruz demiş. Reis haksızlık ediliyor. O arada Selvin Asçınar onun ona olan hücum üzerine güzel bir mesaj paylaşmış. Kral çıplak masalı gibi sürgünde bir gazeteci tek başına bu kadar servet, güç, imkan sahibi bir otoritenin masalını yıkıyor. Aynen öyle. Esa, yani Türkiye'deki gazetecilik de bunu yapabilirdi. Yapmadı, yapmayı da tercih etmedi. Maalesef. Yapabilirdi ama. Fakat yapmadı. İşte dışarıdaki bir gazetecinin özgürlüğü artı birazdan bakacağız. Türkiye'nin nasıl göründüğü önemli. Yani dışarıdan bakan bir göz bu tür durumlarda Türkiye'yi daha iyi görüyor. Bir daha özgür yaklaşıyor. Başına bir şey geleceği en azından sabahleyin bu nedenden dolayı polisin kapısını çalacağı endişesi yok. İki daha farklı görüyor. Daha farklı bir bakış açısı ortaya koyabiliyor. Üç içeridekiler yapmıyor. İçeridekiler enteresan bir şekilde... ...bu alana girmiyorlar. Açık kaynaklarda olduğu halde. Evet. Bir de böyle bir yanı var yani medya yönüyle. Bir de bir sürü şey yakıştırmışlar. DHK, PCF, TÜCÜ, PKK'lı etki ajanı bilmem ne. Yani. Görüşlerimi saklamam. Elbette ne olursam olayım hiçbir şey hükümetin... ...İsrail destekçiliğini aklı çıkarmaz. Katılıyorum. Ve yani tek başına dağıttı. Ve tek başına algıyı değiştirdi. Bugün Erdoğan'ın mitinglerinde korsan ancak hani o kadar güvenliğe falan rağmen e, İsrail işbirlikçisi veya işte İsrail ile ticareti kes falan gibi pankartlar açılıyorsa bundan dolayısıyla altını çizmek istedim. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor demiş Erdoğan. Esasen bu yukarıda yazdım işlerin daha da kötüye gideceğinin habercisi. Bir emekli meselesi var. Emekliye istediği zam verilmedi ve Geçinemiyor insanlar. İki emekli maaşıyla da geçinemiyorlar. Yani bir evde iki emekli düşünün. O iki emekli maaşıyla da dönmüyor ev. Eğer ev kendinizse belki, kendinizinse belki. Temmuz sözü vermiş. Dalga geçer gibi ki zaten Temmuz'da bir ayarlama var. Ama e, bu işlerin daha da kötüye gideceğinin habercisi yok. Yani e, itiraf, yani hayat pahalılığının itirafı, en, enflasyonda başa edemediğinin itirafı, kontrol altına alamadığının itirafı. Ve umut dağıtıyor. Yıllardır umut dağıtıyor. Yani şunu aklınızdan çıkarmayın. Birazdan ona da geleceğiz. Erdoğan orada durduğu sürece daha da kötüye gidecek. Bu bir müzmin Erdoğan karşıtlığı, müzmin Erdoğan nefreti, onu devirmeye çalışma çabasının yansıması falan değil. Bu net ve buradan daha iyi görülüyor. İçeridekiler de görüyor gerçi ama telaffuz edemiyorlar. Cem Toker bir tweet atmış ama burada Tweet'in ana cümlesini sarıyla işaretledim. Fakirlik ve sefaletin temel nedeni anayasanın yok sayılması budur. Ve bunu insanlar anladığında belki çok geç olacak. Kaç ettiğim bu. Teröre 40 yıl daha feda edemeyiz. Sen başta durduğun veya senin gibiler başta durduğun sürece terörle beslenmeye, terörle iktidarını tahkim etmeye devam edecek. Yalan söylüyor. Çünkü Erdoğan ve benzeri figürlerin Orada durmak ve orada devamlılığı sağlamak için her zaman bir tehdide ihtiyaç var ve terörden daha elverişli bir tehdit çuvalı yok ve o çuvala da herkesi sokabiliyorsun. Bahçelinin kastettiği de bu. Yazılı bir açıklama yapmış ama bana göre ana cümle şu. 31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki hain senaryolar yırtılıp atılacak. Beka kendi bekaları, kendi devamlılıkları. Çünkü döndüğünde kendileri ve avaneleri baş aşağı gidecekler. Yani bekadan kasıt o. Milli beka, ülkenin bekası şu bu falan değil. Kendi bekaları. Böyle anlayın yani. Mustafa Kömüş bir gün DVD paylaşmış. Milli Eğitim Bakanlığı diyor verileri övünerek paylaştı ama dikkat çekici unsur. 1 milyon 187 bin çocuk eğitim dışında. İlkokul, ortaokul, lise çağında. Düşünebiliyor musunuz? En az ekonomi kadar mühim bir sorun bu. Türkiye'de 80-85 milyon nüfusu olduğu ifade edilen Türkiye'de 1 milyon 187 bin ilkokul, ortaokul, lise çağında çocuk eğitimin dışında. Ve bu milli eğitim verisi. Bakanlığın kendi verisi. Göçmen çocukları veya işte Suriyeli, Afgan, İranlı, neyse Iraklı, Sudanlı onları bilmiyorum. Onlar sistemde mi acaba? Euronews paylaşmış ki daha önce anlatmıştım. Türkiye'de en zengin yüzde birli kesim servetin %40'ını alıyor. 39,5 esasen tam oran. Geçen hafta yazmış ve anlatmıştım. Türkiye açık ara bütün Avrupa ülkelerinin önünde. Bundan dolayı iki yaka bir araya gelmiyor. Bundan dolayı beka söylemi var. Bundan dolayı teröre ihtiyaç duyuyorlar. Servetin %40'ını %1 paylaştığı için. Daha geniş kesimle paylaştıkça insanlar zenginleşerek özgürleşecek veya özgürleşerek zenginleşecek. Ben ikinci e, tanımı savunuyorum öteden beri. Özgüze, özgürleşerek zenginleşebilirsiniz. Zenginleşerek özgürleşme olmaz. Özgürleşerek ancak zenginleşebilirsiniz. Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı TÜİK rakamları Orhan Karaca paylaşmış. 2019'da yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %14 iken %21.7 22'ye dayanmış. Emekli meselesi bu. Ayrıca Şimdi bir tane kendini bilmez devletten daha sonra ihale aldığı ortaya çıkmış. Ee, ek iş yapsınlar efendim falan diyor. Ek iş yapamayacak insanlar var. Yaşı ileri, sağlık problemleri var. Yani zaten yapıyor yapabilecek olan ek iş. Ama yapamayacak insanlar var. Ali Atıf bir paylaşmış. Devlet seçimlerde tarafsız kalmasa demokrasi nasıl olacak diyor. TRT maç arasında Murat kurma çalışıyor. Tümüyle saatleri falan yayınlıyorlar. Bu böyle. 10 yıldır bu konudaki bütün ayarlar bozuldu. Yani 2014 yerel seçiminden itibaren. Ben 2014 yerel seçimini yerinde bir haber merkezinin başında olarak takip ettim. Önüme, önümde TRT'de açıktı. Şey, özel kanallardan bahsetmiyorum. Anadolu Ajansı bültenleri de geliyordu, fotoğraflar da geliyordu. İlçe belediyelerine kadar AKP kampanyasını pokpohluyorlardı. Bu 2014, bu... Şirazeden çıkması 2014 belediye seçimleridir. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri, sonra iki seçim 2015, referandum, 8-10 tane seçim veya referandum oldu. Hepsinde de bu daha da artarak devam etti. Durum budur yani. Piccoli paylaşmış. Küresel risk uzmanı ki... Şimdi haftalardır konuştuğumuz, anlattığımız sürekli takipçiler bilirler. Konuların farklı isimler ve dışarıdan bakanlar tarafından, dışarıdan bakmak önemli... Dışarıdan bakanlar tarafından dile getirilmesi mühim. Onun için getirdim altını bir kere daha çizmek için. Türkiye gelecek vaat etmeyen bir ülkeye dönüştürülüyor. İnsanlar hayal kuramaz oldu. Hayal kurma ve hürriyeti yok ülkede. Yani özgürlük kadar hayal kurma hür hürriyeti önemlidir. Bu benim lafım değil. Albert Einstein'ın lafı 1933'te Almanya'yı Yahudi zulmünden dolayı terk etmek zorunda kalan bir Yahudi bilim insanının görüşü. Kişisel özgürlük kadar insanların hayal kurmasına izin veren ülke. Bu ikisi yoksa e gidiyor insanlar işte gelecek vaat etmeyen bir ülkeye dönüştürülüyor. Kimse gerçekleri ve asıl tehlikeyi konuşmuyor demiş küresel risk usmanı Pikoli. Kimse neden her yıl 100 bin kişinin Türkiye'den kaçmaya çalıştığını konuşmuyor. Durum bu. Şimdi Ergun babam bir tweet atmış ben de onun üzerine çözümledim. Katıldığım katılmadığım taraflar veya açtığım taraflar var. Altılı masa fiyaskosu ve seçmenin yaşadığı büyük hayal kırıklığından sonra Ekrem İmamoğlu'nun gösterdiği performans gerçekten etkileyici. Makule dönmenin taşıyıcısı olma şansı artıyor. Türkiye asla demokrasi ve hukuk devleti olamaz ama normale dönme şansı var diyor. Şimdi öncelikle 2028'de Demirtaş'la birlikte... En güçlü aday Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu'nun gösterdiği performansı katarak söylüyorum. Makule dönmenin taşıyıcısı olma şansı artıyor derken buna bir şerh düşüyorum. Hukuk devleti tesis edilmedikçe Erdoğanlaşma potansiyeli herkes için vardır. Zaten devamlı Ergun Baba'nın diyor ki Türkiye asla demokrasi ve hukuk devleti olamaz. İşte olamazsa Erdoğan'ın yerine gelecekler de Erdoğanlaşır. Böyle bir sıkıntı var. Demokrasi ve hukuk devleti dünyada bir elin parmağı kadar ya var ya yok. Yani bir de öyle bir durum var. Yani Hangi ülkede, ne biçimde, birazdan bir, bir iki konuyla temas edeceğim. Hangi ülkede, ne biçimde demokrasi ve hukuk devleti geçerli? Ee, batıda pek çok ülkede bunu yaşıyoruz, görüyoruz yani. Demokrat Biden'ın İsrail'i, İsrail zulmüne nasıl arka çıktığı meselesi gibi 6 aydır. Şimdi mış gibi yapıyor. işte BM de ateşkes, öbürü 1 2 çıkarmaya çalışıyorlar ama işten geçti. Normale dönme şansını da eski normale şan, dönme şansı olarak değiştiriyorum. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. 22 sene sonra bir itiraftır bu ama o orada durduğu sürece enflasyon düşmeyecek. Faizle oynadıkları gibi esasen reel faizler 50'lerde 60'larda olması gerekirken 8 8,5'lara çektiler ya. Görüntüde sadece kağıt üstünde. Enflasyonu da kağıt üstünde düşürebilirler. TÜİK de oynuyorlar. TÜİK zaten enflasyonu nasıl hesapladığını anlatan sepeti bir türlü açıklamıyor. Aynen onun gibi yapabilirler. Ama bu reel insanın cebine yansıyan enflasyonu değiştirmiyor, değiştirmeyecek. Bir fikri takip. Dün Selahattin Demirtaş'ın çarşamba günü 27 Mart çarşamba bir mesaj vereceği avukatlar aracılığıyla cezaevinden konuşuldu edildi. O gün yani dün akşam saatlerinde Demirtaş bunu yalanladı. Dem Parti Genel Merkezi'ne seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır dedi. Bu şu manaya geliyor. Demirtaş hiçbir mesaj vermeyecek bu seçimde. Dolayısıyla 31 Mart'ta da böyle gidiyoruz. O arada tabii Ankara adayı Dem Parti'nin Gültan Kışanak. Ben tabii cezaevinden aday gösterilmesini eleştiriyorum. Doğru bulmuyorum. Ayrı bir konu ama bu onun orada yıllardır çektiği. E, zulmü e, değiştirmiyor Ayrıca yani belediye başkanı Seçildiğinizde tahliye edilmiyorsunuz Yani belediye başkanlığı size bir dokunulmazlık Vermiyor zaten beledi seçilen belediye başkanlarını içeri attı iktidar Bir de pratikte diyelim ki Gülten Kışanak Seçildi tahliye olmayacak Yani ve otomatikman o belediyeye Kayım atanacak böyle de bir teknik problem var Geçelim Banu Güven demiş ki 7,5 yıldır tutuklu Hakkında kesik, kesinleşen karar yok ama kanunlara aykırı şekilde serbest bırakılmıyor. Kampanya fotoğrafını bile cezaevi yönetimi seçiyor. Bir başkası gazeteci Ali Ünal cezaevinde 8. yılında. Hatırlanmıyor bu insanlar. Ya 65 yaşındayım, 90'a aşkın kitap yazdım. 30'dan fazla kitabım değişik dillere çevrildi. Neden cezaevinde olduğumu bile bilmiyorum. Sonra bir sevindirici haber gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış Barış Akademisyeni imzacılardan Nüket Sirman. Bu da tahliyesinin ardından arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf. Dramlar ülkesinden sadece 3-4 örnek getirdim ama herkes neyi konuşuyor? Herkes efendim Taş Kağıt Makas dizisinde geçen bir repliği konuşuyor. Replik şu, bu dünyada hiç kimse babası ölmüş bir çocuk kadar kuvvetli olamaz. Sosyal ağlar yıkılmış bu replikle. Babası ölmüş bir çocuk kadar bu dünyada kimse kuvvetli olamaz diyor. Dizide geçen bir replikten dolayı sosyal ağlarda paylaşım rekorları kırılıyor. Ama öbür tarafta dramlar devam ediyor. Babasız çocuklar büyüyor. Babası cezaevinde, annesi cezaevinde çocuklar büyüyor. Ve çocuklar ölüyor. Annesine babasına hasret. Ve bu dram devam ediyor. 8 sekiz, sekiz buçuk yıldır. Sonra işte bir dizide bir replik geçince sosyal ağlar... Vicdana geliyor. Neyse, dış gündemle toparlayalım ama e, e, dış değil esasen bir iç gündem bu. Hediye Levent e, Hamas'ın e, ateşkes iki şartta ateşkes ateşkes şart e, iki şart öneri sürmüş ateşkes için ve bu konuda ısrarlıymış. Bir İsrail Gazze'den tamamen çekilecek. İki Gazze'ye yönelik askeri operasyonlar bitecek. Yukarıda yazdım imkansız. Yani Hamas da neyin e, parçası, neye hizmet ediyor ve 7 Ekim'de yaptığı o akıl almaz saldırının ardından sebep olduğu şu bilanço içine siniyor mu ya da görevini mi yaptı? Bunları da sormak bizim görevimiz. Tabi o arada Biden'a oy kaybettirdi. Biraz evvel atıfta bulundum ya demokrat Demokrat görünümlü liderlerin bile arkasında ne var bilmiyoruz ki. Joe Biden'a tepki olarak boş, boş oy kullanma eylemi Cumhuriyetçilere de veremeyeceklerine göre Trump'a falan boş oy kullanıyorlar. Tepkilerini böyle gösteriyorlar. New York'ta boş bırak New York kampanyası başlamış efendim. O arada Trump incil satarak kampanyasına para toplamaya çalışıyor. Ee, gerçekten zorda ekonomik olarak zorda başkanlık seçimini alması lazım alamazsa hem iflas edecek hem de ailesiyle birlikte cezaevine girme e, durumu var. Bu onun için bir ölüm kalım savaşı. Başkan seçilirse bunların hepsinden yırtıyor. Ama e, şu anda e, Meteleye kurşun sıktı ortada. Yani bir önceki kampanyada e, bunlara tevessül etmemişti, ihtiyacı da yoktu. Ama şimdi durum farklı. Hediyeli eşya satarak kampanyaya para toplama derdinde. Bunun videosunu da çekmiş, paylaşmış. Böyle bir durum. Hayat memat meselesi onun için. Yani ya cezaevi iflas ya da başkanlık koltuğu. Böyle bir durum. Ama Amerika ne kadar farkında bilmiyorum. İngiltere ile bağlıyorum bugün. Daily Telegraph'ta birinci sayfadan anonslu bir haber çıktı bugün. Haberin özeti şu. Britanya'da bakanlar suh ve göçmenlik hakimlerinin kararlarının kapalı kapılar ardında alınmasına ilişkin tartışmaların ardından İngiliz mahkemelerinde gizli duruşmaları sona erdirmeye hazırlanıyor. Başarılar dilerim ama bu konuda çok fazla başarılı olabileceklerini zannetmiyorum. Sadece İngiltere değil, özellikle Batı'da ve dünyada e, dev, e, şeylerden bir devlet birimi olarak, hükümetlerden, yönetimlerden, belediyelerden her neyse, milletvekillerinden bağımsız olarak İçişleri Bakanlığı veya işte İçişleri Bakanlığına bağlı göçmenlik ofisleri çalışırlar. Kendi ayrı bir ajandaları vardır. Öncelikleri farklıdır. Yapılan müracaatlar karşısında e, belli bir süre vermezler. Sadece belli bir sürede e, belli bir süreyi hedeflediklerini veya belli bir süre içerisinde buna cevap vereceklerini veya vermeye çalışacaklarını söylerler. Aslı astık kesti kestik, kestik e, bir e, mevzuatla yürürler. O konuda siyasi iktidar da e, ne yaparsa yapsın o bildiğini okur. Çünkü farklı bir mekanizma çalışır. Yani ayrı bir e, burnundan kıl aldırmama hali vardır. Göçmen ofislerinin özellikle batıda ve ayrı bir Vurdum duymazlık hali vardır. Milletvekili araya koyarak, belediye başkanı araya koyarak veya bakan araya koyarak falan e, meselenize e, çözüm arayamazsınız. Hatta onlar yazı yazdığında sen kendi işine bak diye, tabii böyle direkt değil ama daha nezaketle e, onlara mektup yazarlar, mesaj verirler. Bakalım Britanya'da bakanlar mahkemelerin, e, göçmenlik hakimlerinin e, gizli duruşmalarının e, açılması... Şeffaf olması konusunda başarılı olacaklar mı? Çok fazla ihtimal vermiyorum. Haftanın son manşet yayını seçimden önceki evet Cuma olacak ama seçim gecesi özel bir iki yayınla da manşet yayında olacak. Gene ekstra bir durum olursa Cumartesi pazar ekstra bir manşet çekeceğimden kuşkunuz olmasın. Yarın tekrar buluşmak umuduyla şimdilik hoşçakalın.